ben hocam gibi yapmayacağım. Biraz kürsülere alışık değilim ben. Ondan biraz daha böyle olsun istedim. Öncelikle Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Akademisyenler ve özellikle de bana böyle deli gibi bakan siz değerli gençler. Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Çünkü milletin kütüphanesinde, milletin evinde bugün teknoloji konuşacağız. Ama teknolojinin en son seviyesine gelmiş olan NFT'yi konuşacağız. Bu anlamda baktığımız zaman dijital dönüşüm ofisi olarak çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Ben de ondan dolayı çok fazla lafı uzatmadan hemen konumuza gelelim. Konumuz malumunuz blok zincir. Şimdi diyeceksiniz ki NFT değil miydi? Hayır. Öncelikle blok zinciri anlamadan NFT'yi anlamamız mümkün değil. Ondan dolayı blok zincirden başlayacağız inşallah. Peki blok zincirinden başlamadan önce günümüzde en popüler şeylerden, kullanım alanlarından birisi olduğu için size bir soruyla başlamak istiyorum. Acaba paranın bulunması bir devrim miydi? Şimdi tabii çok daha eskiye gitmeyeceğim. İşte hepimizin lisede ve sınavlarda sorulduğu gibi milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından bulunan para, madeni para. Para bir devrim miydi? Peki ondan sonra bu devrimse niye banknotların oluşması yaklaşık olarak 1600 yıllarda bu kadar zaman geçti ve para basılı banknotlar 1600. yıllarda oldu. Arada çok büyük bir geçiş var. Bakın manevi paradan normal banknota geçişteki hıza bakın ve şu anda bugün konuştuğumuz teknolojilerdeki hıza bakın. Milattan önce 7. yüzyıl, 1600. yüzyıl. Peki sizce en popüler yeni teknolojiden biri olan blok zinciri bir devrim olacak mı? Şimdi bunu benim şu anda söylemem çok zor. Ama bunu söyleyecek olan sizlersiniz. Siz gençler yapacak olduğunuz projelerle, yapmış olduğunuz çalışmalarla beraber blok zinciri teknolojisinin bir devrim olup olmadığına karar vereceksiniz. Peki devrim haline getirirken blok zinciri nedir dediğimiz zaman çok basit bir şekilde dağınık mimaride şeffaflığı sağlayan ve siber güvenliği sağlanmış bir mimari, bir teknolojik unsur. Tabii günümüzde İçine koyduğunuz veriyle beraber değişik isimler alıyorlar. Veriye koyup içine para koyarsanız bu kripto para oluyor. Ama günümüzde sadece blok zincirini kripto paralara sınırlamak blok zinciri teknolojisine yapılmış en büyük hakaret bence. Akıllı kontratlardan tutun dijital ID'ye kadar yani dijital kimliğe kadar her şeyi blok zinciri altına koyabilirsiniz. İnşallah yakın bir zamanda biz de Elevet'te dijital kimlik altyapısını geliştirdiğimiz zaman onda blok zinciri altyapısını kullanacağız. Peki bu blok zinciri biraz da sanata veya veriye evrildiği zaman da karşımıza NFT teknolojisi geliyor ve bugünkü teknolojimizin konusu. Peki non-fungible token yani NFT bize nasıl anlayacağız? Bu NFT nedir sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi NFT'ye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kimi zaman bir resim, kimi zaman bir ses, kimi zaman bir tweet. Dijital ve tek olmasını istediğiniz ama o platformda tek olmasını istediğiniz her şey bir NFT olabilir. Bugün inşallah sizlerle birlikte bu girişi yapmış olacağız. NFT'nin Türkiye'de anlaşılması, farkındalığının yaratılması için bu çalışmaların çok verimli olacağını düşünüyorum. Şimdi size şunu göstermek istiyorum arkamda gördüğünüz. Sizce bu nedir dediğim zaman? Dünyanın en pahalı NFT'si. 42.329 Ethereum'a satıldı. Biliyorsunuz NFT'ler mutlaka kripto paralarla satılır, coinlerle satılır. Tabii benim matematiğim o kadar iyi değil. Siz gençler hemen hesaplarsınız. 42.329 Ethereum kaç dolar ediyor, kaç TL ediyor? Epey para ediyor. Ama benim hesaplamama gerek yok. Siz daha iyi hesaplarsınız. Peki günlük hayatımızda nasıl kullanılacağı? Hangi iş modellerinde çalışacağı, NFT'nin hukuki boyutu. Sakın bunu sadece bir teknoloji olarak düşünmeyin. NFT'nin hukuki boyutu var, iş süreçlerimizi nasıl etkileyeceği var. Bu anlamda yapacağımız çok şey var. Ama biz ne diyoruz? Geçmişten öğrenip geleceğe bakmamız gerekiyor. Şimdi bu bir gerçek insanoğlu hep köklü değişimleri geçmişten örnek alarak isimlendirilmiş ve devam etmiştir. Tıpkı 20. yüzyılın başlarında ilk araba üretildiğinde ismine horseless carriage yani atsız taşıyıcı koymuşlardı. Çünkü niye? Dimalarında ve düşünce tarzlarında her zaman bir taşıyıcının önünde bir at vardı. Peki şimdi ne oluyor? Teknoloji o kadar gelişiyor ki atsız arabalar ortadan yok oldu. Peki şimdi ne oluyor? O arabaların da içindeki sürücüler de yok olmaya başladı. Tabii bu biliyorsunuz belki çoğunuz gençsiniz. Bu güzel bir karikatür vardı. Bir tane at arabasındaki adam çember daralıyor Orhan diye espri yapıyordu sürücüye.
Evet, çember daralıyor. Ama şunu söylemem gerekiyor, bu geçiş biraz daha zaman alacak. Yani otonom sürüş, yapay zeka ile birlikte otonom sürüşle beraber artık arabalarımızda insansız araba konsepti yavaş yavaş oturmaya başlayacak ama hala o konuda gidecek çok yolumuz var. Bunu sadece ben demiyorum, bunu dünyanın en iyi otonom araçlarını üreten Elon Musk da aynı şeyi söylüyor. Daha full otonom araç üretmek için çok erken. Ama asıl taşıyıcıdan insansız araca doğru geçen bir dönüşüm var. Biz de buna dijital dönüşüm diyoruz esasında. Bu süreçlerin hepsine birden dijital dönüşüm diyoruz. Bugün Elon Musk demişken size bir de resim paylaşmak istiyorum. Şimdi Elon Musk bu salonda tanımayan yoktur herhalde şu sağdaki kişiyi. Şu arkadaş. Herkes çok popüler olduğu için biliyor ama onun yanındaki resmi acaba kaçımız biliyoruz diye sormak istiyorum. Çünkü yanındaki onun yanındaki resim de bu Elon Musk kadar ünlü. Biliyorsunuz yakın bir zamanda yaklaşık Ocak ayında biz TürkSat 5B uydusunu uzaya fırlattık. Uzaya fırlatan şirketin sahibi de Elon Musk. O anlamda baktığımız zaman o firmanın uydusunu atmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber biz Elon Musk'ı bir görüştürdük. Bu görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız Elon Musk'a o resmi, o NFT'yi hediye etti. Yani bir cumhurbaşkanı dünyanın en zengin insanı şu anda mal varlığı olarak bir NFT'yi hediye etmiş oldu. Bu NFT'nin önemi neydi bizim için? Biz şöyle bir şey oluyoruz. Dijital dönüşüm ofisi olarak yenilikçi teknolojileri gençlerimize sevdirmek istiyorduk. Bu resim bir kolajdı esasında. Biz 5 ay uydumuzu attığımız zaman gençlerimizin uzayı sevmesi, sizden biraz daha küçükler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bir dijital sergi yaptık. Bu sergide 2000 tane Türkiye'nin değişik yerlerinden uzayı anlatan resimler aldık. Peki biz sonra bu dijital resmi ne yaptık? Bu kolaj haline getirip üstüne de bir 5B logosu koyup bir NFT oluşturduk. Ve bu NFT ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu hediye etmiş oldu. Tam sadece bu farkındalığı yaratmamızın bir başka bir sebebi de 81 tane elimizdeki genç arkadaşımıza dedik ki sizin resimlerinizle NFT yapacağız. Ve aldık bu NFT'leri. Bir tane de Azerbaycan'da arkadaşımız vardı. Ona da Azerbaycan artık can dostumuz. Ona da bir arkadaşımızın NFT'sini yaptık. Ve ilkokuldaki arkadaşlarımızın artık bir cüzdanı var. Ve onların artık bir NFT'si var. Yapmış oldukları resimleri NFT'ye çevirmiş olduk. Peki biz bunları yaparken NFT oluşturma süreci bu kadar zor mu? Süreç NFT'yi dönüştürmek için öncelikle bir dosya seçeceksiniz. Bu resim olabilir, bir tane ses olabilir, bir tane görüntü olabilir. Ardından bu seçtiğiniz dosyayı belli bir sunucuya yüklüyorsunuz. Sonra NFT oluşturmak istediğiniz, biraz önce de bahsetmiş olduğum blok zinciri altyapısındaki bir ağı seçmeniz gerekiyor. Her NFT'yi her yerde çalışmıyor. Ondan öncelikle bir ağı seçmeniz gerekiyor. O seçmiş olduğunuz ağdan sonra NFT mint dediğimiz bir ödeme durumu var. Onu ödüyorsunuz ve sonra da NFT'yi depoluyorsunuz. Bir anda cüzdanınız oluşuyor. O cüzdan da, dijital cüzdanınızda NFT oluşturma süreci bittikten sonra o NFT o cüzdanınıza kaydediliyor. Seçtiğiniz blok zinciri ağına göre de NFT'leriniz değişebiliyor. Ama birden fazla değişik blok zinciri ağında NFT üretebiliyorsunuz. Şimdi peki bu kısaca anlatmış olduğum NFT programı yapması çok mu zor? Ben size cevabını şimdiden vereyim. Esasında bu çok da zor değil. Şimdi şu görmüş olduğunuz bir resim var. Tahmin edin bu resim ne zaman çekildi? Biz bu toplantıya, ben bu sahneye çıktığım zaman benim arkadaşlarım, bizim mühendis arkadaşlar buranın resmini çektiler. Ve ne yaptılar biliyor musunuz bunu? NFT'ye çevirdiler. Ve şu anda bu NFT hazır. Gördüğünüz üzere wallet da hazır. Peki Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'sini hediye etmek bize yakışır diyoruz. Ve bunu Sayın Hocam Necdet Ünver Hocamıza hediye ediyoruz. Türkiye'nin ilk NFT dersinin ilk NFT'si. Şimdi hocam bu da unutmayın, cüzdan aldıktan sonra soğuk cüzdan almayı da unutmayın. Çünkü çok değerli bu, soğuk cüzdanda kalmakta fayda var. Şimdi Türkiye'nin ilk NFT'sini biz bu kadar hızlı oluşturabiliyorsak, siz gençler yapmış olduğunuz projelerle, burada almış olduğunuz bilgi birikimiyle beraber çok daha güzel projeler yapabileceksiniz. Bu iş çok zor değil. Nasıl biz Türkiye'de savunma sanayinde İHA'larla ve SİHA'larla belirli bir eşiği atladık, dijital teknolojilerle de ürettiğimiz ürünlerle birlikte bu eşiği atlayabilecek durumdayız. Son olarak sizden tabii bu kadar konuştuk. Sizden ben bir şey almadan gitmeyeceğim. Sizden ufak bir isteğim var. Hocam izin verirse tabii. Şöyle bir durum var. Biz bu dersi seçtiğinize göre NFT konusuna, NFT'nin ne olduğuna karşı bir kafa yormuşunuz var. Biz ofis olarak birçok proje yapıyoruz. Dijital dönüşüm ofisi olarak NFT ile ilgili ve dijital kimlikle veya akıllı kontratlarla ilgili. Ama bu zamana kadar NFT'nin Türkçesini bulamadık.
Evet, geldik soruya. Şimdi hemen sosyal medya platformlarından bir anket başlatıyorum. Sizlerin de katılmasını istiyorum. Siz olsanız NFT'ye ne derdiniz? NFT nedir? Non-Fungible Token. Tamam da bu Türkçe değil. Buna nasıl koyardınız? Elektronik mühür mü? Değiştirilemez imza mı? Sizlerden bu pazara kadar ufak bir talebim olacak. Sürekli bize yazın, direkt mesaj atın, sosyal medyada paylaşın. Ama belki şu anda yapmış olduğunuz çok büyük bir katılım var. Buraya gelerek sizler NFT konusunda ne kadar ilgi alak olduğunu ve literatüre ne kadar katma değer katmak istediğinizi gösterdiniz. Bir üst seviyeye çıkalım ve onu isimlendirin. Eğer seçtiğimiz o ismi inşallah bundan sonraki ben NFT sunumlarının hepsinde diyeceğim ki Ankara Üniversitesi'nin NFT dersinde karar verilen NFT'nin ismi, Türkçe ismi budur ve bundan sonra ben bunu kullanacağım diyorum. Sizlerden böyle bir istirhamım var. Çok da güzel şeyler çıkacağına eminim. Tekrar sizlerin burada olmasından dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.